Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere barış çiçekleri ile açılış yaptım. İki hafta önce ben barış çiçeklerime bir kür uygulamıştım. Oksijenli suyla sulamıştım. Bugün de sizlere kürümün sonuçlarını göstermek istiyorum. Bakar mısınız yapraklarının güzelliğine ne kadar koyu renkli. Oksijenli su en azı haftada bir kere yapraklarını püskürdün arkadaşlar. inanılmaz faydalı bir kür oluyor. Bugün de sizlere şekerimizi bu şekilde koyu, sağlıklı, parlak olmasına yardımcı olan bir kür karşımı paylaşacağım. İnanılmaz faydalı ve etkileyici bir kürdü yapıp verdiğimizde en kısa sürede etkisini görebiliyoruz. Burada da bu şekilde budadığım bir yaprağı güzelim var. Sarı yaprağı Eski takipçilerin biliyor zaten. Ben bunu budadım arkadaşlar. Çok uzamıştı. Hiç güzel görsenmiyordu. Dalları bayağı uzadı. Dipten dipten yoğun bir budama yaptım. Bu da küçük yapraklı kılın çiçeğim. Yeni dikmiştim. Köklendi ve ilk körünü vermem gerekiyor. Bu da aynı şekilde yeni diktiğim çiçeği açacağım arkadaşlar, kökünü salmış bayağı bir güzel. İlk kürünü bugün sizlerle birlikte vereceğim. Şimdi sizlere göstereyim hangi kürü paylaşacağımı. İlk önce bakın bu şekilde, bir litreye yakın, evet bir litreye yakın suyumuzu alıyoruz. Bu kabın benim 2 litrelik. Bakın yarısı yok arkadaşlar, bir litreye yakın dinlenmiş klorsuz suyumuz alıyoruz. Burada da yarım litrelik ölçüde yıkadığım pirinç suyu inanılmaz etkileyici bir kürdü ve bu karışımın içerisine bir diş rendelediğim sarımsağı katacağım bu şekilde bir karışım yaptığımızda çiçeklerimizin bakın bu şekilde yaprakları koyu ve sağlıklı büyüyorlar arkadaşlar inanılmaz faydalı bir kür oluyor önce sarımsağımızı dökeceğim. Ben şimdi sizlere göstereyim. Bir diş sarımsağı ben bu şekilde rendeliyorum. Bakar mısınız ne kadar güzel suyu çıkıyor. Böyle yaptığımızda bekletmemiz gerekmiyor arkadaşlar. Hemen yapıp verebilirsiniz. Pirinç suyumuzu da alalım. Yarım kilo pirinç suyunu bir güzel yıkadım ve yarım litrelik suda suyumuzun içerisine bir yarım litrelikte su kattım ve açtım suyu şimdi çiçeklerimize vereceğiz bir güzel karıştıralım bu şekilde sarımsakla karışması için şimdi sizlerle birlikte çiçeklerimize vereceğiz arkadaşlar nasıl vereceğimi de göstereyim bakın bir bardak ölçüsünde alıyoruz ve çiçeklerimizin her tarafından azar azar döküyoruz her çiçeğin ölçüsü ayrı ayrı da arkadaşlar. Yeni kökünü salmış çiçeklere çok vermiyoruz. Bu çiçeği iki bardak da verebilirim. Ama şu an toprak çok nemli olduğu için vermiyorum. Çünkü kılın çiçeği çok nemli bir toprağı sevmiyor. Dracena çiçeğimi iki bardak vereceğim. Her tarafından bir güzel dökeceğiz. Güzel emmesi için. Evet bu şekilde drasenia çiçeğime de verdim. Ben şimdi sizlere ne göstereyim? Bakın bu şekilde göstereyim. Toprağına bakar mısınız? Bayağı kuru. Toprağı bu şekilde kuru olduğunda arkadaşlar önceden sulamamız gerekiyor. Eğer kür vereceksek. Önceden sulayacağız ve çiçeklerimizin toprağını bir güzel nemlendireceğiz daha sonra kürümüzü vereceğiz. Siz akşamdan sulayabilirsiniz. Ertesi günü kür vermek istiyorsunuzsa akşamdan sulayın ve ertesi günü kürünüzü verin. Ben şu an sizlere göstermek amacıyla bu şekilde yaptım. İlk önce toprağını nemlendirmeniz gerekiyor. Barış çiçeklerime 2 bardak verdim. Bakın bu şekilde 2 bardak veriyorum. Çünkü barış çiçekleri yaz aylarında suyu çok seviyor. Şimdi bunu da bu şekilde verelim. Her tarafından bir güzel dökeceğiz. 3 bardak veriyoruz ve güzel ıslanması için, güzel için için. Yaprağı güzeli ben budama yaptım. Çok uzamıştı. Eski takipçilerim biliyor. Sarı yapraklı yaprağı güzelimdi. Büyüdükçe yaprakları renkleniyor arkadaşlar. Çok güzel formu oluyor. Budadıktan sonra bakar mısınız her tarafından ne kadar güzel sürgünler çıkarmaya başladı ve canlanmaya başladı. Sizlerin yaprağı güzeli çok uzadıysa, görseli çok güzel görünmüyorsa budayabilirsiniz. Barış çiçekleri ben her videomda da barış çiçekleri olan bir videolarımda bakma ile ilgili bilgiler veriyorum. Barış çiçeği nemli bir ortam çiçeğidir. İlk önce buna dikkat etmemiz gerekiyor. En azı haftada 2 veya 3 kere yapraklarına su püskürtmemiz gerekiyor. Bir güzel ıslatmamız gerekiyor. Barış çiçeklerinin yapraklarını nemli tuttuğumuzda yaprakları çok sağlıklı olacak arkadaşlar. Köklerini de nemli tutmamız gerekiyor. Çünkü toprağını nemli seviyor. Özellikle yaz aylarında toprağını nemli seviyor saksın küçük ister toprağını bol vitaminli kaliteli toprak ister buna çok özen göstereceksiniz çok dikkat edeceksiniz barış çiçekleri asla bahçe toprağında güzel gelişim göstermiyor Arkadaşlar yani yaşamak istiyor ama sağlıklı büyümüyor yaprak ucuları her zaman yanmış oluyor bahçe toprağında olduğunda dracena çiçeği yeni dikmiştim iki tane var idi de, birini İki gün bundan önce Gürcistan'a gönderdim. Kaynım gidiyordu. Eşimin amca kızına gönderdim. Amcasının kızına gönderdim. O da bana yeni çiçekler göndermişti arkadaşlar. Bu da beni Kılın çiçeğim küçük yapraklı gördüğünüz gibi yeni yoğun yaprakları gelmeye başladı. O yüzden körü verdim. ilk körünü verdim bu şekilde. Kalın çiçeğimizin toprağına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kış aylarında toprağını nemli nemini az tutacağız. Azar azar sulayacağız. Yaz aylarında sulayabilirsiniz. Çünkü çok çabuk kuruyor toprakları. Kış aylarında buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Barış çiçekleriniz sağlıklı büyümesi için tüm çiçekleriniz aynı şekilde sağlıklı büyümesi için arkadaşlar. Ayda bir kere en azı ayda bir kere tentürlü yotla sulayın yodlu besinle sulayın barış çiçeklerinizi 1 litre suyun içerisine 2 damla tentürlü yot katıyorsunuz ve çiçeklerinizin nemli bir toprağına veriyorsunuz yaprakları için de ayda bir kere 1 litre suyun içerisine bir çorba kaşığı oksijenli su katıyorsunuz ve çiçeklerinizin yapraklarına püskürtürsünüz. Sağlıklı, güzel yaprakları olması için bu şekilde vitaminlerle beslemeniz gerekiyor. Bir çiçeğin hem yapraklarından hem köklerinden beslediğinizde çok güzel, sağlıklı büyüyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim barış çiçeklerim de bu şekilde çok güzel, sağlıklı gelişim gösteriyorlar. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizler için faydalı bilgiler vermişimdir. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Videomu beğendiyseniz beğeni bırakarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kalın sağlıcakla kendinize iyi bakın.